liderle başladı. 40 puana ulaştı Demirgrup Sivasspor. Kritik bir kırılma maçıydı. Şöyle kırılma maçı aslında. Hani bunun net şekilde tahminini yapamayız ama öyle olabilirdi diye. Yani Demirgrup Sivasspor İstanbul'da deplasmanda Vodafone Park'ta Beşiktaş'a kaybetmiş olsa, bir Fenerbahçe, iki Galatasaray, arkadan gelen takımlar, Başakşehir, yani evet. Çünkü bu ister istemez, zaten bu net belirlenmiş bir dönemeç. Ligin ikinci yarısı başlıyor. İyi kötü transfer sezonu geride kaldı. Çünkü hep planlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ya bir şekilde, hani o şampiyonluk adayları arasında gördüğümüz takımlar Medipol, Başakşehir dışında. Hani kendimizi bir şeye atalım. Devre arasına eksiklerimiz varsa eksiklerimizi transferle giderelim. Sakat futbolcularımız o iki hafta içerisinde iyileşebilir. Daha sakin, daha olgun ve daha telaşsız şekilde lige girelim diye zaten doğal bir orada kırılım var. Ancak hani maçların başlamasıyla eğer Demirgrup Sivasspor burada takılsaydı, ya ligimizde çünkü örnekleri var. İlk hani 91-92'de Kocaelispor lider bitirdi. Ardından Manisa Spor'un iyi başlayıp götüremediği bir sezon var. Gaziantep Spor'un uzun süre devam ettirdi ancak yapamadığı bir şampiyonluk yarışı var. Yine Sivas Spor var ama hani genelde bu ligin ikinci yarısıyla birlikte hem ligin daha zorlaşması, hem deplasmanların daha zorlaşması, takımların daha konsantre mücadele etmesi nedeniyle puanın daha zor kazanılması bir kırılma yaratabilirdi. Demirgrup Sivasspor Beşiktaş karşısında hak ettiği bir 3 puan aldı. Çok uzun süre, azımsanmayacak bir süre 10 kişi oynamasına rağmen sahada organize olan, ne yaptığını bilen, iyi yerleşen takım Demirgrup Sivasspor'du. Açıkçası maçın başından sonuna kadar, yani Beşiktaş'ın oyunu kontrol ettiği dönemde bile, kontrol derken hani Jose Mourinho'nun bir sözü var ya, topa sahip olmak aslında oyunu kontrol etmek anlamına gelmiyor. Öyle baktığınız zaman topu kontrol ettiği dönemde bile Sivasspor'un daha iyi organize olmuş ve ne yapmak istediği belli olan takım olduğunu görüyorsunuz. Özellikle Beşiktaş'ta ben devre arasında Rıdvan Hoca'yı da dinledim. O da çok radikal değişiklikler yapıp bu maçı çevirmek zorunda olduğunu söylemişti. O değişiklikleri yaptıktan sonra, yani Diaby girdikten sonra, Umut girdikten sonra, stoperde Elneny oynamaya başladıktan sonra net şekilde, hani hep denen bir şey var ya, çok forvetle oynamak çok pozisyona gireceğiniz anlamına gelmiyor, gol atacağınız anlamına gelmiyor. Beşiktaş eksik rakibine karşı oyunun kontrolünü yitirdi. Oyunun kontrolünden kastım, tekrarlayayım, topun kontrolünü yitirmese de oyun Sivasspor'un istediği gibi, Demirgrup Sivasspor'un istediği gibi bir hal aldı ve 3 de olabilirdi. Zaten boş kaleye atılamayan bir top var. Kontralarda son pasların verilmediği pozisyonlar var. Fatih Aksoy kendi kaptığı topla kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyon var. Beşiktaş topa sahip olduğu oranda tehlike yaratamadı. Aslında bütün sezonun özeti biraz Beşiktaş açısından. Ve mağlup oldu.